değerle de deneyebilirsiniz. Örneğin burada bir ereğimiz olduğunu farz edelim. Diyelim ki bir erey var. Ereyin içerisinde de bir, iki ve üç sayıları olsun. Ben aynı zamanda bu ereğin de değilini, değilini alarak bir e, true değerini elde edebiliyorum. Özetle e, eğer işiniz Aldığınız e, verinin, boolean karşılığını bulmaksa e, iki tane ünlemi baş tarafa koyarak e, rahatlıkla bunu sağlayabilirsiniz. İlk kısım böyle. İkinci tipse geçelim. Yine burada da regexe dokunuyoruz. E, burada da aslında regexin bize sağladığı avantaj şu. Normal şartlarda hani daha önce deneyenler elbette olmuştur find and replace özelliğini herhangi bir yerde kullandığımız zaman e, genelde istenmeyen sonuçlarla karşılaşıyoruz. Çünkü normal bir text aradığımız zaman e, aslında istemediğimiz kısımların da değiştiğini gör görüyoruz. Mesela örnek olarak verirsek bir textin içerisinde Türkçe ama kelimesini fakatla değiştirmek istediğimizi farz edelim. Biz bunu find and replace'te yaptığımız zaman eee textteki bütün amalar fakatla değiştiriliyor. Ama yakaladığı her yerdeki amalar değiştiriyor. Yani sadece tek bir kelime öbeği olan amalar değil. Atıyorum e, metnimizin içerisinde bir de lama kelimesi varsa bunların da aslında l fakata dönüşünü fark edeceksiniz. Bu bize e, istediğimiz sonucu vermediği için aslında çok da kod içerisinde kritik sonuçlara da sebep oluyor. Hatalara da sebep olabiliyor. E, bunun için idelerin bize sağladığı regexle e, bul ve regex ile e, replace It özelliğini kullanabiliyoruz. Burada şimdi biz Jetbrains'i e, kullandığımız için genellikle bunun üzerinden ilerliyorum ama Visual Studio'da da e, bu özellik bildiğim kadarıyla var. Sizin eğer favori bir IDE'niz varsa onun da özelliklerine bakarak bunu destekleyip desteklemediğini görebilirsiniz. E, Jetbrains'te bu açtığımız panel normalde hani e, Command F ile MacBook'larda e, arama kısmını açıyoruz. Şuradaki yıldız, nokta yıldız olarak gösterdiği kısım regex'de arama oluyor. Eğer comment shift -F ile açarsak daha büyük bir e, kısım görebiliyoruz burada. E, bütün projede ara, modül içerisinde ara, directory'de ara gibi. Aynı zamanda comment shift r ile açtığım zaman alt kısımda bu sefer de e, replace e, barının da gözüktüğünü fark edeceksiniz. Şimdi biz e, buradaki örneği rahat bir şekilde açıklayabilmek için ben öncesinde bir tane e, bir şey hazırladım. Metin hazırladım. Bu metindeki amacımız aslında buradaki Chloe yazılarını e, küçük harften büyük harfe çıkarmak olacak. Yani küçük Chloe yazanlar K harfi büyük halde yazmak istiyorum ama ben e, örneğin şuradaki initialize'ın içerisindeki Chloe'ları değil de sadece definition içerisindekileri yazacağım. Ben normal şartlarda bunu e, şu şekilde yapmaya çalışsam İşime tam olarak yaramayacak. Mesela başında alt tire ve sonunda alt tire olan kolyaları değiştirmek istiyorum desem. Bu örneğimizde mesela e, hem fonksiyonlarda da aynı şekilde bir pattern var. Hem de şuradaki e, elementlerde de aynı pattern var. Yani burada bir değişime gidemiyoruz. E bu şekilde find and replace yapsam bu sefer istediğim yerleri de değiştirmek zorunda kalacağım. Biz bunları nasıl özelleştirebiliriz aslında buradaki sorunumuz. Çözüm ise yine e, regex'in bize sunmuş olduğu e, lookback isimli bir operatörle sağlanıyor. Bu soru işareti, küçüktür işareti ve eşittir işaretiyle. Yani öyle bana diyor ki bana bu dosya içerisinde öyle bir kloya stringi bul ki onun sol tarafında falanca bir şey olsun. Bizim ihtiyacımız neyse. Buraya da onun patternini yazmak istiyorum. Mesela ben diyelim ki buradaki fonksiyonların yani başında definition olan kloyaların e, e, ismini değiştirmek istiyorum diyelim. Kloyanın sol tarafına bak diyorum. Ve burada definition yazan ve sonrasında da birden fazla kelime gelen e, ya da harf gelen yerleri match et diyorum. Şimdi buradaki definition bizim normal aradığımız, search bar'da aradığımız gibi herhangi bir e, harf dizisi. Ama şurada nokta ve artı işareti regexte özel bir anlama geliyor. Nokta işareti herhangi bir karakter aslında burada. Yani bana herhangi bir karakter bul definition'dan sonra. Ve bu artı işareti ise quantifier diye geçiyor. Yani nokta işaretini tekerrür edebildiği kadar tekrar etmesini sağlıyor. Özetle burası da şu anlama gelmiş oldu şu anda bana öyle bir Chloe String'i bul ki sol tarafında Definition olsun ve Definition sonrasında da bulabildiği kadar farklı karakter olabilir. spacete dahil ya da top ya da boşluk karakterleri de dahil. Carriage Return'ler dahil. bunlar da bize burada gördüğünüz üzere sadece Definition'lara dönmüş oldu. ben buraya alt tarafa Chloe ye yerine Chloe ye yazdığım zaman şuradaki bize sunmuş olduğu replace ile mesela ilk kısmı replace edelim. Burada gördüğünüz üzere mesela kloya e, yazısı gelmiş oldu e, yerine replace edilmiş oldu. E, bunun dışında mesela bir tane de şey örneği verelim. Burada definition yerine mesela <laughs> et ile başlayanları bul deseydim şu şey yapacaktım. Şuraya def yerine et yazacaktım. Bu sefer fark ettiğiniz üzere sadece element olanları buldu. Yine tekrar edeyim daha anlaşılır olması için buradaki regex'in anlamı bana öyle bir kloya stringi bul ki sol tarafında etle başlasın. Arasında da bulabildiğin kadar karakteri match et. Yani burada aslında eti şartını önce regex match ediyor. Sonra şuradaki nokta IMG alt -ray match etmiş oluyor. LBL alt -ray match etmiş oluyor ve TX de alt -ray match etmiş oluyor. Bu sayede de e, aslında istediğimiz değerleri spesifik bir şekilde find and place'le eee yerleştirebiliyoruz. Hani Regex pek bilemeyen bir konu olabilir. Genelde ihtiyacımız olduğu zaman kullanıyoruz yazılım camiasında. Belki hani e, zaten şey e, seminerimiz bittiği zaman da bir form e, paylaşacağız sizlerle. Eğer ilgi olursa belki bunlarla ilgili e, bir şeyler de yapmak isteriz. E, yine seminer ya da yazılı e, paylaşım olarak. Benim sunumum bu kadar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sanırım e, Buradan sonra da bir 10 dakika aramız var. Burak sözü sana bırakayım ben. Teşekkür ederiz detaylar için. Ee, Regex bence de şey, çok bizim camiamıza diyeyim. Hani kühey tarafında çok eee bilinmese de yani kullanılmasa da bence bayağı yarayıştı. Teşekkürler senast için. Sorular varsa el kaldırabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Şu an soru görünmüyor sanırım.